Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz. Dün Amerika'da efsane bir geceydi diyebiliriz. İnanılmaz şeyler oldu çünkü. Bütün NBA maçları erken saatlere alındı ve NFL Super Bowl finali vardı. İnanılmazdı yani. Bütün aktörler, aktivistler, oyuncular, yönetmenler, işte basketbolcular, futbolcular falan herkes oradaydı. Aklınıza kim geliyorsa oradaydı zaten. Bütün herkes sosyal medya çalkalandı falan. Ki düşünün, bütün NBA saatlerini, bütün NBA maçlarını erken saatlere aldılar zaten. Böyle onlara göre öğlen 12'de 2'de falan maçlar. İnanılmaz ilginçti zaten. O yüzden hepsini değil de çoğunu izleyebildim yani, rahattı. Her neyse, zaten bunun hatırına bize güzel fragmanlar verdiler. Infinity War'un fragmanı, Mission Impossible'ın fragmanı ve Solo'nun fragmanı çıktı. 3 fragman da yayınlandı. Aslında tam fragman diyemeyiz Mission Impossible dışında. Yani Han Solo'nun birazcık teaser gibi. Hafiften bir dokunuş yapmışlar. Çünkü Solo'nun nasıl olacağını hiçbirimiz bilmiyorduk. Hani tam bir az buçuk tahmin ediyorduk ama olayların nasıl şekilleneceği hakkında ufacık bir fikrimiz yoktu. Ama bu videoyla birlikte, ya daha doğrusu bu fragmanla birlikte artık rahatladık diyebiliriz. Biraz daha konu kafamızda şekillendi. Düşüncelerimi video sırasında söylemeyeceğim çünkü zaten hani şöyle söyleyeyim sizlere, hani fragman zaten 30 saniye 1 dakika falan, hani neyin anca konuşabiliriz falan zaten. Fragmanı tam bir izleyelim, fragmanları. Ondan sonra böyle bol bol güzel güzel konuşuruz ve şimdi sizlerle birlikte tekrar izleyeceğim ve üstüne de yorumlarda bulunacağım. İstiyorsanız hemen başlayalım. Zaten hani ilk fragmanı çok benziyor, yani bu incelemesini yaptığımız fragmanı. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte işte dün Super Bowl'da yayınlanan kısa bir teaser hakkında konuştuk. Aslında teaserla birlikte çıkan fragmanı birleştirmişler. Öyle ilginç bir durum yapmışlar yani. Aslında hani konuşmamız gerekenler aynı. Zaten söyleyeceklerim de aynı. Çünkü reaksiyon videosunda çoğu şeyi söylemiştim zaten. Bunda da biraz şey hakkında söylemek istiyorum. O kısa yayınladıkları teaser hakkında konuşmak istiyorum. Biraz karakterler üzerine yoğunlaşmışlar. Karakterin iç dünyasına yoğunlaşmışlar. Filmde bunu görebiliriz. Karakterlerin iç dünyası çok bir şekilde görebiliriz diye düşünüyorum bunun üzerine. Çünkü ilk baştaki o hani 30 saniyelik kısımdan bahsediyorum zaten. Yine en son bir Thanos'u gördük. Thanos zaten yani filmin yarısından çoğunda olacağını düşünüyorum. Ama bakalım nasıl gelecek. Hani o gelişiyle birlikte nasıl bir yani senaryo, yani kurgu ya da senaryo işte nasıl bağlayacaklar bakalım. O zaten benim önemli olan kısım orası diye düşünüyorum. Ayrıca Iron Man'in CGI'ına hala takılıyorum. Çünkü Civil War'dan sonra hala bir sıkıntı var içimde. Ama çok bir sorun yaratacağını düşünmüyorum. Justice League'de de Cyborg mesela çok sıkıntı yaratmıştı bizim için ama çok kötü gelmedi. Hatta iyi gelmişti. İş yerinde en iyilerinden biriydi yani. O yüzden inşallah bu da sıkıntı yaratmaz diye düşünüyorum. Yani güzel film izleriz gibi görünüyor çünkü çıkan iki fragman da öyle. Zaten insanlar böyle Amerika'da da çok büyük bir beğeni topladı o fragman statta. Bayağı bir beğenildi yani, o yüzden söyledim zaten. Yani bunun üzerine çok konuşacak bir şey yok. Hani yine hani karakterler üzerine yoğunlaştığını söyledik zaten. Önemli olan nokta orada. Yani merak ediyorduk zaten. Spider-Man'in Peter Parker'ın kostümüne zaten diyecek laf yok. İnanılmaz iyi. Kaptan Amerika'ya ayrı bir hava kazandırmaları inanılmaz hoşuma gitmişti zaten, ki hala gitmeye de devam ediyor. Doctor Strange'le birlikte falan nasıl bir ekip olacak ve bakalım Thanos'a nasıl baş edecekler bilmiyorum. Loki'nin görevi çok önemli. Loki'nin yani filmdeki rolünü çok merak ediyorum. En merak ettiğim noktalardan biri de Thanos'un işlenmesi, diğeri de Loki. Bakalım nasıl işleyecekler bu Loki ile Thanos olayını. En merak ettiğim noktalardan biri de o zaten. Sizin de merak ettiğiniz noktalardan biri de o, çok büyük olasılıkla. Neyse, zaman kaybetmeyelim. Bu arada yani birkaç saat önce fark ettim de Jurassic World'ün ve Red Sparrow'un falan da fragmanları çıktı. Şey fragmanları yani Super Bowl'da gösterildi. Ya yani onlara değinmemiz gerek var mı bilmiyorum. Çünkü Red Sparrow'u film incelemesi yapmayı düşünüyorum. Tek şu anda önemli nokta Infinity War ve Han Solo ya da Solo, yani nasıl diyorsanız, ya da Mission Impossible yani. Yani o yüzden şimdi hazırsanız Solo'ya geçmek istiyorum yavaş yavaş. Red Sparrow hakkında çok konuşacak mıyız bilmiyorum. Onu sadece film incelemesini yapmayı düşünüyorum. Çünkü çok büyük umutlarım yok. Ama inanılmaz bir şey topladı fragman. Beğeni topladı. Onu da söyleyeyim Red Sparrow'un.
Bakalım nasıl olacak merak ediyorum. Hemen sizlerle Solo'nun teaser'ını bir izleyelim. Evet arkadaşlar, şimdi sizler de Solo'nun fragmanına baktık. Şimdi dürüst düşüncelerimi söyleyeceğim ama Solo'nun çok iyi film olmasını beklemiyorum. Şimdi dürüst olarak söyleyeyim. Ama filmdeki animasyonlar falan inanılmaz iyi. Onları diyecek bir şey yok. Ama filmin iyi olmasını beklemiyorum. Çünkü yine Rogue One'daki gibi bir şey olacağını düşünüyorum. Hani Rogue One'da hani kendi içerisinde çok iyi bir film değil. Hani ben gitmedim ama izlemedim. Yani tek izlemediğim Star Wars filmi gerçi ama neyse. Rogue One mesela, yani şöyle oldu. İnsanlar belli bir kısmı beğendi, belli bir kısmı beğenmedi. Beğenmeyenlerin neden beğenmediğini tam olarak bilmiyorum ama beğenenler klasik Star Wars olduğu için beğendiler. Adında Star Wars'un geçmemesi zaten hani filmin çok para kazandırdığını söyleyebilir miyiz? Söyleyemeyiz bence. Çok söyleyemeyiz. Solo da böyle olacak. Aynı Rogue One gibi olacağını düşünüyorum Solo'nun da. Ve hani insanlarda da Rogue One gibi tepkiler vermelerini bekliyorum insanların. Kesin öyle olacak ama animasyonlar ve efektler falan yine Son Jedi gibi iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü Son Jedi de çok iyiydi. Yani efektler olarak, CGI olarak, yani her şey olarak çok iyiydi yani. Bu yüzden hani bundan da iyi şeyler bekliyorum açıkçası. Solo'nun iç dünyası anlatacak. Emilia Clarke hangi rolde, tam hatırlamıyorum hangi rolde olduğunu ama yani insanların aklında çok soru işareti oldu. Leia olacak mı, olmayacak mı diye çok soru işareti olduğu henüz belli değil. Zaten çekimleri de hemen hemen bitti diyebiliriz artık. Yani resmi bir fragman çıktıktan sonra bunun üstünde de çok net bir şekilde konuşabiliriz artık. Yani ya olacak ya olmayacak diye çok net bir şekilde konuşabiliriz. Bakalım neler olacak. Yani Harrison Ford'suz bir solo filmi. Bakalım merak ediyorum yani. Yani neden merak ediyorum? Çünkü Harrison Ford olmadan bir Han Solo nasıl olacak merak ediyorum çünkü. Filmin şey yapısını beğenmedim ya. Genel duruşunu beğenmedim. Filmin hani nasıl diyeyim, yani çok eski zamanlardaki hani tamam o şeyleri anlatıyor belki ama Darth Vader'ı falan göstermezse bu film olmaz yani. Bu filmi yapamazsın. Rogue One'da da son anda gösterdiler onu da koymak için yani. Ki Rogue One'daki sahnesi de belki de gelmiş geçmiş, yok gelmiş geçmiş biraz fazla oldu ya. Yani son zamanlarda izlediğimiz en iyi Star Wars sahnesi diyebiliriz. Yani yeni çıkan seride diyorum, en iyi sahnedir net yani. Darth Vader'ı koyarlar mı, koymazlar mı? Henüz hiçbir şey belli değil. Ama bakalım. Yani ben de merak ediyorum açıkçası bayağı ama çok iyi bir film olacağını düşünmüyorum. Millennium Falcon'a geçecek zaten çoğu olay. Çok büyük olasılıkla öyle zaten. Oradan da öyle görünüyor fragmanda. Yani çok büyük umutlarla gitmeyeceğim. Çok düşük beklentiyle gideceğim. Çünkü hiçbir şey ifade etmiyor film yani şu an baktığımızda. Çok bir şey ifade etmiyor film. İnşallah güzel olur yani ve güzel bir de film izleriz inşallah ama filmin genel yapısını, genel yani hani böyle ilk başta filmi izlersiniz hani hoşunuza gitmez ya. Hani böyle bakarsınız böyle genel kamera şeyleri, genel ortamın havası, çekimleri falan çok hoşunuza gitmez yani böyle bakarsınız da hani böyle eh dersiniz. Hani mesela Son Jedi'da bunu çok iyi vermişlerdi fragmanda ve insanlar inanılmaz derecede mutlu olup gaza gelmişlerdi. Ki ama bunda da öyle olacağını düşünmüyorum. Yine Rogue One gibi bir şey olacağını düşünüyorum bunun da. İnsanlar hani çok para kazandırır mı? Bence çok kazandırmaz. Son Jedi inanılmaz bir şey yaptı zaten. Bakalım neler olacak. Solo filminden çok ümitli değilim. Diğer filmleri konuşalım bilmiyorum. Mission Impossible'ın fragmanını zaten izledim. Ona ayrı bir inceleme yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü biraz uzun bir video olduğunu düşünüyorum. Evet, düşüncelerim böyle. Şimdi Solo, baktığımızda Infinity War biraz Solo'dan önde gibi. Zaten Solo'dan bir ay önce çıkacak. O aralıktaki filmler iyi. Mart'ta da Red Sparrow var, Jurassic World var. Bakalım neler olacak. O da ayrı merak ettiğimiz konulardan biri zaten. Solo filmi hakkında düşünceleri bunlar. Çok büyük ümitlerim yok Solo filmi hakkında. O izleyeceğimiz en iyi Star Wars hikayesi olabilir falan diye. Kenobi'nin çıkacağında bir söylenti vardı. Bu doğru değil galiba ya. Tam emin değilim yani. Çünkü arkadaşlarla da konuştuk falan ama
Kenobi değilmiş gibi falan böyle bir değişik bir muhabbet döndü. Kenobi normalde yokmuş falan diye. Çünkü 2019'da 9. bölüm de gelecek Star Wars'un. Ve aynı yılda yine Kenobi filmi gelecek diye bir söylenti vardı. Kenobi 2020'ye atabilirler ya da şeyi 2020'ye atabilirler ya bölüm 9'u. Ya bölüm 9'u atmazlar. Onu 2 yılda bir çıkarıyorlar gerçi ama büyük olasılıkla Kenobi 2020'ye atarlar diye düşünüyorum. Yani olursa güzel olur. Çünkü beklediğim hikayelerden biri Kenobi hikayesi. Çok merak ediyorum. Yani Kenobi'nin yaşamı falan gerçekten inanılmaz iyi ve en sevdiğim karakterlerden biri de Obi-Wan Kenobi'dir zaten. Star Wars evreninde benim. O yüzden öyle söyledim zaten. Anakin yapan Obi-Wan'dır. O yüzden hani insanlar boş konuşuyor da siz aldanmayın yani. Gerçekten Kenobi en merak ettiğim hikayelerden biri. Artık şeye başladı Star Wars evreni. Yani yapımcılar. Artık her karakteri solo bir şekilde, yani solo derken hani normal solo şekilde diyorum. Solo incelemeye başladılar. Yani solo bir şekilde solo filmleri çıkarmaya başladılar. İşte Han Solo'dan başladılar işte bu şekilde. Ardından şey gelecek. Kenobi çok büyük bir olasılıkla gelecek. Ondan sonra da ne gelecek bilmiyorum ama yani ne gelebilir? Zaten Darth Vader'ın filmi artık gelsin yani ama Darth Vader'ın hikayesi çok uzadı diyebiliriz. Yani ilk 4-5-6 bölümü diyorum. Yani ilk tarihlere göre ilk 3 bölüm. O bölümlerde Darth Vader'ı tam hani işlediklerini söyleyebilir miyiz? Bence güzel işlemişlerdi. Hani bunun üstüne ne koyabilirler? Güzel bir Star Wars hikayesi koyabilirler. İnşallah yaparlar böyle Vader diye bir film yaparlar inşallah. Çünkü Darth Vader'ın boşluğu hala hissediliyor diyebiliriz Star Wars evreninde. Ve Darth Vader'ın ölümünden sonra toparlayamadı bir türlü Star Wars evreni. Ve hatta ilk 3 filmi Anakin'in gençliğine yönetmek için yaptılar. Çünkü ondan sonrası çıkaramazlardı zaten. Darth Vader'ın artık hani nasıl oluştuğunu, nasıl bir karakter olduğunu falan hemen hemen biliyoruz. 6 bölümden de nasıl çıktığını falan filan zaten. Dark Side nasıl geçtiğini falan filan hemen hemen biliyoruz yani. O yüzden Anakin hikayesini daha ne kadar işleyebilirler bilmiyoruz zaten. Anakin'in hikayesi ki Darth Vader'ın hikayesini ne anlatabilirler? Yani yine Anakin'den bahsedeceklerdir. Anakin'in hani şöyle olacaktı. Yine Padme ile olan ilişkileri, doğan çocuklar işte Luke ile Leia falan. Ya bunlardan bahsedecekler. Yani çok bizim hani duymadığımız şeyler değil bunlar. Çok büyük bir olasılıkla Vader'ın filmi de gelmeyecek bu yüzden. Yani hep bildiğimiz şeyler çünkü çok üstüne işlendi. Bu 6 bölüm işlendi yani mutlaka. Ki 4-5-6'da Darth Vader çok baştaydı yani. Özellikle Luke'la birlikte. İnanılmaz iyilerdi ikisi. Zaten diğer 3 filmde de hani Anakin'in küçüklüğünden itibaren artık her şeyini gördük. Anakin'in işte Jedi oluşu, ondan sonra hani konseye giremeyişi falan filan ama neyse oralara girmeyeceğim. Ondan sonra işte Luke ve Leia, Padme falan artık herkes hani hemen hemen biliyorduk neler olduğunu. O yüzden artık bir Vader filminin geleceğini düşünmüyorum. Yani onu da söyleyeyim de gelirse kapak yapın istediğiniz gibi ama düşünmüyorum Vader filminin geleceğini. Kimden bahsedebilirler bilmiyorum. Solo filmleri yapmaya başladılar ama Leia'dan falan bahsederler mi bilmiyorum. Organa şeklinde falan filan. Onlar çok uçuk. Yani insanlar her şeyi konuşuyor onun üstüne ama onlar gerçekten çok uçuk şeyler. Yani çok büyük şeyler olacağını düşünmüyorum açıkçası. Yani şu düşüncelerim bunlar Solo filmi hakkında. Güzel bir film olur inşallah diyorum. Star Wars'un çünkü iyi filmler gelmesini istiyorum artık. Son Jedi'de bizi çok mutlu etti. Yani normal gidenler beğendi mutlaka. Çok büyük bir kesim beğendi gerçekten. Basın zaten beğenmiş. Zaten Force Awakens bence daha kötü filmdi ama daha iyi puanları aldı diyebiliriz yani şeye göre. Son Jedi'ye göre daha iyi puanları aldı. Bakalım neler olacak zaten bize göre Star Wars'tur yani efsanedir. Zaten o yüzden hani kötüleyecek şeyimiz yok zaten kötüleyecek halimiz yok Star Wars'u. Yani bize göre efsane kalmaya devam edecek. Neyse Star Wars'a kaydı konu. Biz yavaş yavaş bitirelim videoyu. Bugün Solo filminden ve Infinity War'un fragmanlarından ya da kısa teaserlarından biraz bahsettim. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız aşağı kanala abone olup videomu beğenirsiniz. Bugün reaksiyon yapamadık ama olsun. Yani bir sonraki reaksiyonumuz artık. Ki fragmanlar da çıkar yani. Solo'nun falan fragmanı da çıkacak. Infinity War'un ikinci, üçüncü hatta onlar biraz sapıtırlar böyle. 5-6 tane falan değişik değişik fragmanları çıkartırlar. İyice bize gaza getirirler falan. Onlardan da bahsedeceğim. Çıkan afişlerden, posterlerden bahsedeceğim. Önemli set görüntülerinden bahsedeceğim. Çünkü gerçekten bu iki film 2018'de beklediğimiz 10 filmden biri. Zaten hani bunu da şeyde söylemiştim. Videomda da söylemiştim. Bakalım Solo'nun hikayesi, Harrison Ford'suz bir Solo hikayesi. Emilia Clarke'ın olduğu bir Solo hikayesi. Nasıl olacak? Merak ettiğim konulardan biri. Leia'nın olup olmayacağı kesin değil. Hala söylüyorum. Ama fragmanda biraz Solo karakterini ağırlaştırdıklarını söyleyebiliriz ki beklediğimiz gibi zaten.
Neyse, bir sonraki videomda da görüşünceye dek hoşça kalın. Bay bay.